Sevgili izleyiciler, Gezgin Balıkçı programından herkese merhabalar. Evet, Gezgin Balıkçı programında bugün neredeyiz? Göcek'te Demarin'deyiz. Demarin'de ne var? Tekne yapımı yarışması var. Arkamda da görüyorsunuz, birçok yarışmacımız şu anda burada. Ortalama 1 metrelik, 80 santimlik, 70 santimlik burada tekneler hazırlıyorlar. 1,5 metrelik tekneler hazırlayacaklar. Ondan sonra bu suda o tekneleri yüzdürecekler. Bakalım kimin teknesi güzel olmuş, kim daha pratik yapmış, kim tekneyi batırmadan yüzdürerek kumsala tekrardan çıkarmış. Bunları izleyeceksiniz programımız içerisinde bugün. Evet, yanımızda Alex var. Merhaba Alex, seni tanıyabilir miyiz? I'm helping to organize the Türkçe mi, İngiliz mi? Türkçe bir selamlaşalım, okay. Ondan sonra İngilizce olduğu gibi anlatalım. Hoş geldiniz herkes. burada Demarin Plaj, çok iyi yer, en güzel manzara var. Evet. Ve çok uygun yeri var tekne yapmak için. 4 sene burada yaptık. Her sene çok başarılı, çok iyi eğlence. Bayağı güzel bir eğlence var, herkese bir hareket de var sevgili izleyiciler. Evet Alex, herkes hareketli, bir mutlu ailesiyle gelmiş burada teknelerle uğraşıyorlar. O küçücük tekneleri yapıp suda yüzdürecekler diyoruz inşallah. Doğru. Evet buyurun. Tamam, 4 saat var, sadece 4 saat bizim malzemeyi kullanabilir, tekne yapıyor. Ve ondan sonra 4 saat dahilde süsme yapıyor. Ondan sonra jüri var, bakıyor. En güzel tekneye bir ödül var. Ödül nedir? Özel ödül. Arkadaşım seramikçi, o yaptı. Her sene değişik. Bu sene güzel, küçük tekne gibi. Sonra gösteriyorum. Süper, ona bakacağız. Tamam. Evet, istersen İngilizce anlat sunumunu. Yurt dışından izleyen yabancı arkadaşlarımız da anlamış olsunlar konuyu. Tamam, anlıyorum. This is the Demarin Wobbly Boat Racing Göcek. This is one of the most beautiful places in the world where you could possibly wish to host it. So we're very, very lucky with that. You can see around us we've got these people making boats. They've got 4 hours to make a boat. They've got only the equipment that I've, or the materials that I've given them. So they've got some plywood, some battens, screws, some silicon, bits of string. And you'll see a bit later what exactly they can build. And sometimes it's quite amazing. Çok iyi yapabilir. One of the most tricky things is to actually get a boat that floats long enough. Batma gerekiyor. Ama çok teknik batıyor. O problem var ama çok eğlenceli. Ama çok keyifli oluyor değil mi? Evet, evet. Keyifli. Peki bizi yurt dışından, Türkiye genelinden izleyen izleyicilerimize ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Buraya davet ediyor musunuz? Böyle güzel bir organizasyonu. Tamam. Well, all I can say is I think this part of the world is absolutely stunning. The people are so friendly. This is a prime example of everybody working together. You can see everybody here. There's local people, there's visitors, foreigners that are living here. So we're all working together and having a good fun day. I'd highly recommend it. Thank you, thank you. Evet, Alex'e teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Gezgin Balıkçı programından ayrılmayın. Dolu dolu, canlı canlı görüntülerimiz var. Birazdan bakalım neler yapacağız, neler göreceksiniz, kimlerle röportaj yapacağız, onları izleyeceksiniz. Sevgili izleyiciler, şimdi de Demarin Göcek Genel Müdürü Sayın Onur Ugan'la beraberiz. Onur Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortama, böyle güzel bir yarışmaya bizleri de davet ettiniz Gezgin Balıkçı olarak. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de öncelikle teşekkür ediyoruz. Geldiniz bugün. Marina'da bugün malum sezon sonu yaklaşıyor ama etkinliklerimiz bitmiyor. Bu da Wobbly Boat Race, tekne maketi yarışması. Bence marina karakterine en uygun etkinliklerden bir tanesi. Evet. Çünkü biraz önce gördünüz, çita, kontroplak ve diğer yardımcı malzemeler vererek insanlara 4 saatte tekne yapmasını söylüyoruz. Ve bu saat içinde de insanlar kendi dizaynlarını oluşturuyorlar ve teknelerini imal ediyorlar. Ve bu 4 saatin sonunda öncelikle şekil olarak en güzel tekneye bir ödül veriyoruz. Birincilik, ikincilik, üçüncülük. Ondan sonra da bir parkurumuz var. Bu parkuru da batmadan içinde bir kişiyle tamamlayabilen bir tekneye de yine birinci, ikinci, üçüncü ödüllerimiz var. Dolayısıyla bu etkinlik biraz önce de söylediğim gibi marinada sonuçta tekneleri barındıran bir ortam. Teknelerin sıfırdan yapılıp bir maket olarak da olsa yüzdürülebilip bir eğlenceye dönüştürüldüğü bir ortam.
O bakımdan da biz böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten mutluyuz. Umuyoruz ki sayenizde bu etkinlik daha geniş kitlelere ulaşacak ve daha çok beğeni toplayacak, daha çok yerlerde yapılacak. Umut ediyoruz ki yani bu bölgenin sadece Göcek'te değil, Fethiye'de, Dalyan'da, yeri geldiğinde Ölüdeniz'de denizin daha çok kullanılmasına, daha temiz kullanılmasına bir vesile olacak. Evet, peki kaç yıldan beri bu organizasyonu gerçekleştiriyorsunuz? Bu 6. organizasyonumuz, 6 yıldan beri yapıyoruz. 6 yıldan beri gerçekleştiriyorsunuz. Katılımcılar peki böyle bir organizasyona nasıl müracaat edebilirler? Çünkü güzel bir organizasyon hakikaten. İnsanların keyif alabileceği bir organizasyon. Tabii. Tekne maketi yarışlarımız bizim her yıl Ekim ayının sonunda ya da Kasım'ın başında oluyor. Dolayısıyla şimdiden biz sizin aracılığımızla bu yarışı takip edenlere ya da yeniden katılmak isteyenlere mesajımızı vermiş olalım. Önümüzdeki yıl yine Ekim sonu ya da Kasım başında olacaktır. Bir aksilik olmazsa Eylül'ün sonunda ya da Ekim'in başında biz bunu sosyal medyadan, afişlerimizle ve diğer duyuru organlarıyla izleyicilere duyurmuş oluyoruz. Ve şimdiden önümüzdeki yıl için herkesi tekne maketi yapım yarışmasına davet etmiş oluyoruz. Bizim bu yarışlardan sonra Kasım ayının hemen başında 6-10 Kasım'da Atatürk'ü anma yelken yarışlarımız olacak. Bu da bizim sezon anlamında son etkinliğimiz oluyor. Hemen zaten akabinde kış dönemi geliyor. Bu kış döneminde biz fuarlara katılarak marinamızı, bölgemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Şubat ayıyla da beraber balık avlama yarışmamız var. Yine i̇nşallah geleceğiz. İnşallah evet, Gezgin Balıkçı programında sizleri de ağırlamış olacağız. İnşallah. Sezonun hemen başında, Şubat sonu veyahut da Mart'ın ilk pazarında bu etkinliği yapmış olacağız. Yine Mart ayı içinde ağaç dikim etkinliğimiz oluyor. 23 Nisan'da buradaki Kültür Turizm Derneği'nin düzenlemiş olduğu şenliğe destek veriyoruz. Orada bir standımız oluyor. Mayıs ayında yine yelken yarışlarımız var. 19 Mayıs haftasında. Haziran'ın hemen başında çevre haftasında bir çevre etkinliğimiz oluyor. Temmuz ayında bu yıl su oyunları bir yarışmamız olacak. Burada işte kanodan sörfe, yüzme yarışlarından, diğer su oyunlarını da içinde barındıran bir mini olimpiyat yapmış olacağız. Bunu da önümüzdeki yıl ilkini gerçekleştireceğiz inşallah. Ağustos ayı zaten sanat ayı ilan ettiğimiz bir dönem. İşte Çinli sergisi, resim sergisi, Ebru sergisi o dönemde gerçekleşmiş oluyor. Eylül ayında yine Fethiye Klasik Müzik Haftası çerçevesinde burada da gün batımı konserlerimiz oluyor. Şimdiden izleyicilerimizi, klasik müzik sevenleri bekliyoruz o döneme. Yine Ekim geliyor önümüzdeki yıl. Ekim'de yine Ekim'in sonunda Wobbly Boat Race'i yapacağız. Kasım başında yine yelken yarışlarımız olacak. Dolayısıyla Demarin Göcek'te her aya en az bir etkinlik düşecek şekilde marinadaki rutin faaliyetlerimiz dışında sosyal etkinliklerimiz de devam ediyor olacak. Yani bir yılı dolu dolu geçirmiş olacak buraya gelen misafirlerimiz. Kesinlikle biz de ona çalışıyoruz. Hem bölgemize hem yaşadığımız yere bir katma değer sağlamaya çalışıyoruz. İnsanımızın denizimizi, doğamızı daha çok, daha uzun, daha temiz kullanması için bir paydaş olmaya çalışıyoruz. Evet, çok çok teşekkür ediyorum Onur Bey. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, izliyorsunuz, gördünüz, tekneler şekillenmeye başladı. Böyle mini minnacık, şirin şirin. Bakalım birazdan suda nasıl yüzecekler, kimler batacak, kimler böyle kumsala kadar yarışmayı tamamlayacak, onu göreceğiz. Ve şimdi de Fethiye Deniz Ticaret Odası Şube Müdürümüz Sayın Bülent Bey ile beraberiz. Bülent Bey, ne büyük şeref, sizleri de burada gördük, karşılaştık. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Böyle güzel güneşli bir havada denizcilerle, denizin kenarında denizcilerle bir organizasyonun içinde olmak, bu izlemek bile büyük bir keyif bizler için. Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Gezgin Balıkçı programında bu etkinliğe de yer verdiğiniz için. Gerçekten güzel bir gün, güzel bir etkinlik, güzel bir organizasyon. Güzel insanlar var. Güzel dostluklar kuruluyor burada. Güzel zaman geçiyor. Zaman hareket, geçiyor. Ailelerle gelip burada bir vakit geçiriyorlar. Evet, evet. Çok güzel sosyal aktivite. Çok bence. Gerçekten ben bu her yıl yapılıyor. Belki daha önceki röportajlarınızda Onur Bey de Marina Müdürümüz bahsetmiştir. Her yıl yapılıyor. Umarım sonraki yıllarda yeni takımlar oluşur. Daha kalabalık. Hatta yer dar gelsin. Sığmayalım oralara. Taşalım. Mekan belki sınırlı ama geçen sene 14 takım zannediyorum vardı. Bu sene 10 takım.
önümüzdeki yıl 20 takım, 30 takım neden olmasın? Türkiye çapında neden yayılmasın? Umarım önümüzdeki yıllarda sizlerin de basının da katkılarıyla daha geniş kitlelere ulaşır, yaygınlaşır inşallah. Ama seneye ben sizi bırakmayacağım. Seneye sizle beraber grup yarışmacı olarak beraber yarışmayı düşündük biz Bülent Bey'le. Yarışmacı olarak biz beraber yarışacağız burada. Yapacaktık aslında ama sıkışıklığa denk geldi. Evet. Evet inşallah seneye bir takım yaparız. Neden olmasın? Vallahi tabii. Süper olur. O Bülent Bey usta, ben usta. Kanal F Deniz Ticaret Odası ortaklığına neden bir harika küçük bir şey. Küçük de olsa bir katkımız olur yarışmaya, organizasyona. İnşallah. Seve güzel seve. Bir çalışma seve olur. Seve. Evet, bunun da sözünü evet almış olduk sevgili izleyiciler. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Evet, buraya gelen yarışmacılar aileleriyle de geliyor, çocuklarıyla geliyor. Çok güzel bir keyif alıyorlar burada. Bu güzel günü, bu güzel organizasyonu bu şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Güzel bir organizasyondasınız. Neler söylemek istiyorsunuz? Çok güzel. Her sene özellikle yani bunu kaçırmamak için planlarımız varsa bile erteliyoruz yani. Çocuklar için de Kuzey mesela şu an 4 yaşında, 4 yıldır buradayız yani. O zaman bu çocuk burada büyüdü. Aynen. Kesinlikle. Yani bunun için özellikle bekliyoruz Mobley'i. İnşallah diyorum birinci olursunuz. İnşallah birinci olurlar. Evet, sizin duygularınızı alabilir miyiz? Biz her yıl aksatmadan katılmaya çalışıyoruz. Eşim katılıyor. 4 yıldan beri evet, katılıyor. Bu sene kazanacak. O çok hırslı, çok güzel bir tekne oluşturdu. Umarız kazanırlar. Antalya'dan arkadaşımız bile desteklemeye geldi. İnşallah diyorum. Siz ekip olarak güçlüsünüz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben de sırf Antalya'dan arkadaşlarıma destek vermek için geldim. Çok keyifli bir organizasyon. Her yıl gelmeye çalışıyoruz biz de. Umarım bu sene kazanacağız. İnşallah diyorum. Evet, burada yakışıklımız var. Burada büyüyen, buranın çocuğu diyelim biz buna. Seni tanıyabilir miyim? Ben Kuzey. Kuzey, kaç yaşındasın? Kuzey, nasıl bir organizasyon bu? Nasıl bir duygu? Şu an mutlu musun burada? Oynuyorsun değil mi? Evet inşallah diyorum. Allah bağışlasın. İnşallah Kuzey'i burada büyütmek nasip eder her yıl. Senenin bir günü burada Kuzey'in doğum günü. Ne zaman Kuzey'in? 4 Ocak. Yani doğum gününe denk gelmiş olsa doğum yani gününde burada kutla. Tekne yapabilir ileride. O İnşallah zaten denizci bu yaşta belli olur diyorum. Deniz ayrı bir duygu. Çocuklarımızı böyle sosyal etkinliklerde yetiştirmek kadar güzel bir şey yok. Tebrik ediyorum sizleri. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet, diğer hemen yarışmacılarımızın yanına geçiyoruz sevgili izleyiciler. Ben Yavuz Özdoğan, Göcek Tenis Kulübü'nün sahibiyim. 4 senedir bu yarışa giriyoruz. Bir türlü birinci olamadık, ikinci olduk, üçüncü olduk, dördüncü olduk. Bu seferki amacımız birinci olmak. İnşallah diyorum, bir güçle, bir hevesle teknenizi hazırlıyorsunuz. Teknemizi kullanacak arkadaş da milli oyuncumuz bizim, 14 yaş. Kaan Çepel, tenis milli takımı. Ona çok güveniyoruz. Onun iyi kürek çekeceğine inanıyoruz. İnşallah diyoruz, hemen yanımıza diyoruz. Merhaba, tanıyabilir miyiz seni? Ben Kaan Çepel. Tekneyi sen kullanacakmışsın galiba. Evet, Göcek Tenis Kulübü adına ben kullanacağım. Peki, başarıyı bugün getirecek misin? Ben eğleneceğim. Yani. Eğleneceksin, başarı getirecek misin? Elimden gelen. Birinci olacak mısın? Olacağım. Hadi bakalım, göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, diğer yarışmacılarımıza gidiyoruz.
merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Bir güçle hazırlanıyorsunuz, bir böyle hevesle, heyecanla. Aynen. Kano yapmak gayet güzel bir şey. Zaten yapabildiğimiz en iyi şeylerden biri bu. Bakalım yarışmanın sonuna çıkabileceğiz miyiz, deniz üzerinde durabileceğiz miyiz? Kim batacak, kim çıkacak? Kaptanımız, tanıştırayım. Kaptanımız mı? Ha, merhabalar. Ben batacağım. Ben sadece bu işin mimarisiyim. Adam daha denize açılmadan batacağının işaretini verdi. Desene batmayacağım, birinci geleceğim. Yok, ona garanti veremiyorum ben ya. Yani. Ama şimdi burada bir uğraşıyorsunuz, sağlam bir şey yaptıktan geçen sonra. Geçen sene batmadan çıktık. Geçen sene de çıkmasın. Bu sene inşallah tek temennimiz ya, batmamak ya. Kesin batacak bu arkadaş. Çünkü şu anda batma hevesiyle o denize açılacak, yarışacak. Ama inşallah yine batmazsınız diyorum. İnşallah. Birinci gelirsiniz diyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Hemen sevgili izleyiciler, fazla vakitlerini de almak istemiyorum. Çünkü zamanla yarışıyorlar. Buradaki bütün yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyoruz. İnşallah hepsi birinci gelir diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, görüyorsunuz arkamda onlarca kişi o güzel tekneleri yapıyorlar şu anda. Hemen şöyle yarışmacılarla röportajlarımızı gerçekleştirelim. Burada bir ustamız var, geldim geleli dikkatimi çekiyor. Maşallah diyorum ustacığım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben yat kaptanıyım, profesyonel charter kaptanıyım. İsmim İlknur. 16 yıldır denizde çalışıyorum. İşte bugün de bu yarıştayız ekibimle birlikte. Ama çok güzel çalışıyorsunuz. Ekibinizi öyle bir yönetiyorsunuz ki herkesin bir görevi var. Abi, bu kaptanlığın tık, bir şey. Bir de tekne imalatında da gerçekten danışmanlık yaptığım için. Çok ustalık oradan geliyor. Ustalık oradan geliyor, evet, doğrudur. Çok güzel, elinize sağlık. Şu an nasıl bir tekne kayık yapıyorsunuz? Konseptimiz bizim uzay füzesi yapıyoruz. Şeyimizin ismi Kasa. NASA'yı çevirdik biz kasa olarak. Böyle bir konsept düşündük. Ama malum yaz sezonu yeni bittiği için biz çok hızlı hazırlanmak durumunda kaldık. Biraz da keyfine buradayız, öyle söyleyelim yani. İnşallah diyorum, ben fazla vaktinizi almayacağım. Çünkü zaman dilimi çok önemli. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, diğer yarışmacılarımıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, grubumuzun yanına geliyoruz, diğer grubumuz. Tek tek bütün grupla, yarışmacılarla sohbet etmek istiyorum. Yarışmanın sonunda bakalım sohbet ettiğim gruptan hangisi kazanacak? Kolay gelsin. Vaktinizi hemen kısa bölmeden bir hayırlı işler, bol kazançlar diyeyim. Şöyle bir denelim izleyiciler. Çalışıyoruz. Güzel bir tasarım oluşturmuşsunuz. Şu anda tekniğini tam göstermiyor ama farklı bir şey çıkacak zannediyorum. Biz çok acemi bir ekip olarak ilk kez katılıyoruz. Herhalde hemen batacağız. Nasıl bir heyecan? Valla şu an heyecan yok, suda heyecanlanacağız bakalım. İnşallah batmasınız. İnşallah. Güzel bir heyecan var burada. Hemen vaktinizi almayalım, teşekkür ederiz. Diğer gruba geçiyoruz. Merhabalar, siz de geldiniz. Beraberiz. Nasıl bir organizasyon, nasıl geçiyor? İşte biraz heyecanlıyım ben çünkü kullanacağım. Batacağız herhalde. Siz kullanacaksınız. Evet, şu anda batacak arkadaşı izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi de Çakmaktaş ekibiyle beraberiz. Merhabalar, kolay Merhabalar. Gelsin. Sizin isminiz neydi? Ergün. Hayır, kahraman Fred olarak. Fred. Barney. Arkadaşımız, sevgili izleyiciler. Barney de bu arkadaşımız. Şu an yapmışsınız teknenizi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah suyun içinde göreceğiz. Bakalım nasıl gidecek. Batıracak mısınız, batırmayacak mısınız? Batırmamayı düşünüyoruz. Çünkü 4 yıldır batıyorum. Bu yıl batmayayım artık. Bu yıl yüzmek istiyorum. Üzülüyorum abi, kıyamıyorum. Finişe varamıyorum. 4 yıldır finişe varamıyorum. Bu yıl varmak istiyorum finişe. Güzel bir mücadele var. 4 yıldan beri batıyorum ama bu yıl kazanacağım diyor.
Sabırsızlıkla bekliyorum, biliyor musun? Çok teşekkür ederiz. Evet, biz de bekliyoruz. Sen neler söylemişsin? Valla dediğim gibi ben ilk defa katılıyorum Ergün tecrübeli. Onun tecrübelerine güvendik. Sen bir 400 geri gitmeyeceksin değil mi? Ya buradayız artık. Buradayız artık. Devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bu sene ümitliyiz. Bu sene ümitliyiz. İnşallah diyorum. İnşallah başarırsınız. Bol şanslar diliyoruz. İnşallah Fatmaz da birinci gelirsiniz. Özellikle sizin için dua edeceğim, başarmanız çok için. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yani çok hakikaten mutluyuz. Yarışmanın sonucunu sabırsızlıkla bekliyorum. Biz de çok heyecanlıyız. Çok bekliyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, böyle yavaş yavaş artık yarışmamız başlayacak. Bakalım kimler birinci gelecek. Özellikle Çakmaktaş Bahane, Çakmaktaş ekibi diyeyim ben. Çakmaktaş ekibi neler yapacağız? Bunları merak edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, sabahtan bu yana hazırlanan tekneler, ekipler, gruplar teknelerini hazırlıyorlar, hazırladılar da. Birazdan yarış başlayacak, bakalım hangi grup, hangi ekip birinci olacak göreceğiz, bizlerden ayrılmayın. We are waiting
two stage, get it? Taller, yeah. Taller competition. I think it's something to do with walking in the water. It's very special. It's special. Evet sevgili izleyiciler, Gezgin Balıkçı programı bugün bir hareketli, bir keyifli geçti. Geldik bir Gezgin Balıkçı programının daha sonuna. Haftaya farklı bir bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Subiendo.